Üçüncü tartı günle son iki gün. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün günlerden Çarşamba 24 Kasım 2021. Bugün makarna yapacağım. İki ayrı çeşit. İlk önce kaynamakta olan suya çiçek yağını koyuyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Yağ koymamdaki sebep pişirmek istediğim makarnanın birbirine yapışmaması için. İlk önce iki ayrı tavama tereyağı ve zeytinyağı alıyorum. Yapacağım bu makarnaların ismini bana sorarsanız ben de bilmiyorum. Kendime göre malzemeleri toparladım. Birinde sarımsaklı yapacağım, birini soğanlı yapacağım. Soğanlı olana brokoli, mantar ekleyeceğim. Sarımsaklı olana da domates ekleyeceğim. Domatesi üstten çarpı şeklinde kesiyorum. Makarnam yarım kilo. Yarım kilo bence 4 porsiyon çıkar. Ben yarısını kullanacağım. Domatesi de kaynamakta olan suyun içine attım. Salatada domatesi soymamıza gerek yok. Ben soymuyorum. Direkt kesip doğruyorum ama yemeklerde soymak lazım. Soymak da bıçakla zor oluyor. Suya attığım zaman böyle bir dakika, bir buçuk dakika durduğu zaman o kabuğu kendi kendine soyuluyor. Bu arada ufak tavada yapmak istediğim sarımsaklı makarnaya sos hazırlıyorum. İçine parmesan parçacıkları koydum. Üzerine maydanoz ekledim. Tuz, karabiber, limon suyu koyarak güzel karıştırıyorum. Bunu daha sonra makarna yemeğim piştiği zaman servis tabağına alınca üzerine dökeceğim. Gerçekten ekşimsi, çok güzel tadı oluyor. Parmesan parçaları da böyle insanın ağzında daha değişik tat veriyor. Tavsiye ederim. Soğanlı makarnamı brokoliyi daha önce kaynatmadan, pişirmeden ekledim. Çünkü ben kaynatmıyorum. Direkt bu ve buna benzer sebzeleri direkt olarak pişirmeye veriyorum. Çünkü ben kaynatıp suyunu süzdüğüm zaman ben öyle kafamdan hep öyle düşünce geçmiştir. Onun içinde bütün olan mineraller, neler varsa vitaminler hepsi lavaboya gidiyor. Onun kaybolmaması için direkt olarak yemekle beraber pişiriyorum ve her zaman da pişiyor yani. Fazla da çiğ kalmıyor. Çok da pişmiş olmuyor ama ben damak tevkime uyuyor. Mantarları da direkt içine attım. Bu arada makarnadan biraz su alıyorum. O su da bence az bir şey kullanmak hem brokolinin pişmesini daha buharda güzel sağlamış olacak. Bir de onun suyundaki makarnanın bir suyun tadına baksanız gerçekten onda da ayrı bir tat var gibime geliyor bana. O her zaman makarna pişirdiğim zaman onun suyunu mutlaka en azından bir kepçe yemeğin içine eklerim. Size de tavsiye ederim, bir dahakine deneyin, makarnanız daha güzel ve lezzetli oluyor. Domates suyun içinde fazla kaldı, 3 dakika falan kaldığı için suyun altına koydum ama tabi birden soğumuyor. Elimi bayağı yakıyor, onun için bir kağıt mendil yardımıyla temizlemeye çalıştım. Bu süzgeç benim için tam ölçü. Pişirmiş olduğum makarnanın 1/4'ünü aşağı yukarı alıyor. Bu da ne demek? Bir kepçe, bir porsiyon olmuş gibi oluyor.
biraz daha makarnanın suyundan alıp öbür tarafa ekliyorum. Bir bardak süt ekledim o soğanlı olan makarnaya. Üzerine de bir kaşık parmesan peyniri attım ama bu toz şeklinde tabi. Bunun tadı daha değişik oluyor. Bugün baharat olarak sadece tuzla karabiber kullandım. Geri kalan makarnamı soğuk sudan geçirdikten sonra süzgeçli bir kabın içine koydum. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Sarımsaklı makarna hazır. Onu servis tabağına alıyorum. Üzerine de hazırlamış olduğum sosu döküyorum. İkinci tavadaki makarnam da servise hazır. Soğanlı olan makarna, soğanlı brokoli. Onun üzerine de geri kalan maydanozu serpiştiriyorum. Ve yemeğim hazır. Soğanlı ve sarımsaklı olan makarnayı aynı anda yemedim. İlk önce soğanlı olan makarnamı bitirdim. Arada meyvelerimi yedim. Meyvelerimden sonra sarımsaklı olan makarnamı yedim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.